Merhaba sevgili dostlar. Bugün Erzurum İspir'deyiz. İspir'i geziyoruz. İspir yöresel lezzetleri satan bir dostumuzu, arkadaşımızı ziyaret ettik. Hoş bulduk. Merhaba efendim. Merhabalar. Ben Mustafa Güven, işletme sahibiyim. Sebahat Döğen. Memnun oldum. Yaklaşık 40 yıldır İspir'de, yani bu işin bir duayeniyiz. İşimizde tamamen birinci kaliteyi sunmaktayız. Yöremize ait, çevre illere ait ürünleri değerli müşterilerimize sunmak için hizmet veriyoruz. Hizmet sektörünün en iyisine ulaşmak için çaba harcıyoruz. Yani güzel bir, şirin bir ilçede yaşıyoruz. Memleketimize gelen bütün müşterilerimize, vatandaşa, halkımıza, herkese güzel bir hizmet sunmak için çaba harcıyoruz. Kendi çapımızda küçük bir esnafız burada. Ne mutlu size. Halka hizmet etmek en kıymetlisidir. Bizler de teşekkür ediyoruz bu güzel ürünleri bizlerle buluşturduğunuz için. Bir mukabele. Sevgili dostlar, şimdi İspir benim memleketim. İspir'de yetişen burada yöresel ürünleri arkadaşımız bizimle paylaşacak. Sırayla onları görelim. Daha böyle isterseniz ilk önce damak tadına hitap eden ürünlerden başlayalım. Şuradan ben bir eldiven alayım. Sebahat Hanım, özellikle bunlar son 3-4 yıldır favori olan ürünler arasında. Evet. İçerisinde çifte kavrulmuş fındık ezmemiz var. Dış katmanında pestil var. Duttan yapılmış olan dut pestilimiz var. Harici yumuşak olsun diye süzme bal katılıyor buna. Tamamen damak tadına hitap eder. İsterseniz sizi tattırabilirim. Yani siz ben onu olun. Daha sonra peki, tadayım. Hiç problem yok. Çok teşekkür ederim. Bunun o benim hakkım zengin. Saklı kalsın. Şöyle harici güzel dut yapımı, tam orijinal böyle cevizli pestilimiz mevcut. Ambalaj, satış ambalajı da bu şekilde böyle tabii gösterelim ki arkadaşlara. Tabii ki efendim. Şöyle çarık pestili derler, içerisine ceviz parçacıkları atılıp ki böyle damak tadına daha güzel hitap etsin. Tamamen doğaldır ürünümüz. Evet. Yani glikoz vesaire, böyle şeker, yapay bir şey kullanılmamıştır. Onun haricinde de şu muska şeklinde onu da bir bunlar da aynı diğer şu kalem olan parmak tatlımızın muska şeklinde olanı. Biz sadece buna şekli değişik, içerik okunmuş olarak pestil aynı diyoruz. Okunmuş pestil. Tabii muska olduğu için. Allah bizi böyle korusun. Allah İspirleri korusun. Yani tatlı ikram ediyoruz. Doğalı tatlı böyle. Evet. Yediğiniz zaman insanı bir bütün yapar. Evet. Onun haricinde de şöyle meyve kurularımız var burada. Evet, burada elma herhalde. Tamamen yöremize ait, hiç ilaç görmemiş, dalından toplanılmış, doğal olarak kurutulmuş elma kurumuz mevcut. Dut kurularımız mevcut. Kurusu. Zaten fasulyemizi hiç söylemeye bile gerek yok. Yine dünyada de bir İspir fasulyesini de tabii biz sizden kısaca özellikle onu anlat, dinleyelim. Çünkü özel bir fasulye olduğu için. Ben şöyle geçeyim isterseniz Sebahat Hanım. Şimdi fasulyemiz İspir'de, yani merkezde de yetişen ama daha çok dağ köylerinde yetişen ürün daha birinci sınıf oluyor. Yani İspir fasulyesinin özelliği nedir? Bize özelliği onu anlatır nedir mısınız? Yüksek rakımda yetişmesi bir. İki, alabalık suyuyla sulanır. Bu yüzden dolayı da dışarıda bunu yetiştirseniz bile aynı lezzeti alamazsınız. Evet. Tamamen yöremize özgüdür. Yani coğrafi, oksijen oranının yüksek tabii olmasından ki, tabii mı kaynaklı? Rakımından mı kaynaklı? 1600 rakım üzerinde ya. 1600 ile 2000 rakım arasında olan köylerimizde yetişen tamamen orijinal ırka sahip benekli fasulyemizdir bu. Evet. Üzerinde pembe damarları görmeniz mümkündür. Hı-hı. Pişimi de düdüklü tencere yasaktır. Düdüklü tencerede pişirirseniz fasulye kabuk atar, dağılır, fasulyeyi bulamazsınız içinde. Evet. Normal tencerede kısa bir sürede pişer. Akşamdan ıslıyorsunuz. Evet. Sabahleyin normal tencerede. Normalde kuru fasulye saatlerce kaynatırsınız, pişiremezsiniz. Hayır, fasulyemiz 15-20 dakikada. İspir fasulyesi 15-20 dakikada hazır. Kaynatmaya gerek oluyor mu yoksa direkt pişiyor mu? Yok, akşamdan ıslıyorsunuz. Evet. Sabahleyin normal tencerede pişimi yapılıyor. Hı hı. Ürün o yüzden dolayı restoranlar ve zaten Türk dünyaya artık bir nam salmış, coğrafi işareti alınmış bir üründür. Evet. O yüzden dolayı da hiç tereddüt etmeden gözü kapalı sipariş verebilirler. Ya da buraya gelenler buradan alışveriş yapabilir. Evet. Gelmeyenler de ispirden.com'dan alışverişini yapabilir. Evet. Onun İspir haricinde fasulyesini de tekrar vurgulayalım arkadaşlar. 1600 rakımda yetişen özel bir fasulye. Pişme süresi çok kısa. Gerçekten de şöyle çok lezzetli. Yakın profilden ben bugün tattım. Arkadaşlarımız İspir fasulyesini yöresel coğrafi işaret
alınmıştır. Alınmış, evet. Yani bunu artık da vurgulamış korsana, olalım arkadaşlar. Korsana hayır diyoruz. Evet. Yani bunu memleketimizde, dışarıda, özellikle büyük büyük şehirlerde, yani herhangi bir standta gördüğünüz ispir fasulyesi, emin olun ki ispir fasulyesi değildir. Evet. Yani bu ispir fasulyesi ispirden alınır. Evet, tamam. Dışarıda... Bir de şu kömenizi kısaca bizimle paylaşırsanız. Kömemizi de hemen paylaşayım. Hemen şey yapalım. Tamam. Kömemiz efsane bir kömedir. Evet. Özellikle bu sene kaliteyi sunuyoruz müşterilerimize. Oldukça lezzetli görünüyor arkadaşlar. Tabii ki, tabii ki. İspirden tabii. Bu şöyle size bir dilimle, hem de dilim yapalım, dilimlenmiş şekli. Dilim isterseniz daha sonra yapalım. Tabii şimdi ki. Arkadaşlar nasıl yaptığınızı, içine ne koyduğunuzu, glukoz oranını, glukoz yok. Kullanıp kullanılmadığını lütfen paylaşalım. Ürünümüz güzel taze kırılmış ceviz içini ipe dizeriz. İpe dizdikten sonra dut, şu bildiğiniz pestili yapmak için yaptığımız pelizeye bandırılır. Sonra pelize dediğiniz dut şurubu. Dut şurubu. Tamam. Yani dutun pestil olan hali. Evet. Ona damıtılır. Bir gün, iki gün dinlendirildikten sonra bu hale gelir. Normal piyasa şartlarında glikozlu kömeler vardır. Evet. Bunda herhangi hiçbir şekilde bir sorun yoktur. Ha, bunu örnek olarak ben size şöyle tarif edebilirim. Bunu sırf burada yani müşterimize anlatmak için, bu da glikozlu şurup. Evet. Glikozlu köme. Aynen. Yani şunu yani şöyle diyorum. Sopa bu şeffaf gibidir. Olarak görürsek glikozsuz soluyor. Daha koyulu, katı koyulu olursa, önemli değil. Bu koyuluk normalde içerisine pelizenin, ya dut pelizesinin, dut şurubunun içerisine nişasta atılınca kıvam açılır, görüntü olarak müşteri hitabına daha uygun hale gelir. Evet. Onun görüntüsü odur ama bu şekilde siyah olanlar vesaire olanlar içerisindeki ham maddeden glikoz olduğu için sopa gibidir. Kırılmaz. Evet. Diş kesmez. Ama ürünümüz kendi kendine ayrılır. Hiçbir problem olmadan, yani cevizi birinci kalitede, efsane bir ceviz vardır içinde. Bu arada ispirin cevizinden de bize kısaca söz edin. İnce kabuklu. İspirimizin şöyle, özellikle son 8-10 yıldır yeni dikilen cevizler sayesinde, yeni aşılanan bu ceviz fidanları sayesinde daha güzel ince kabuklu cevizler elde edilmekte. Evet. Ürünümüz de bizim burada, yani meyvesinden tutun sebzesine varana kadar hiçbir şekilde zirai ilaçlama yapılmıyor. Evet, tamamen doğal ortamda, 1600 organik diyebiliriz, natürel diyebiliriz. Ürünler, yüksek oksijen oranında. Tabii ki, yani şu an durmuş olduğunuz nokta 1200 küsür rakımdır. Evet. Yani buradan yukarısına zaten merkez ve yükseğe doğru gidiyor. Zaten Kaçkarlara, belki Yedigöllere gitme imkanınız olmuştur, gezmişsinizdir. Ya memleketimiz coğrafi olarak evet, süper memlekettir. Evet. Yani bu sene biraz sıcağımız bol. Evet, sıcağımız bol. Onun evet, dışında her şeyi yani gönül rahatlığıyla, yani sadece kömeyle, pestille değil. Evet, memleketimizde ürün var burada. Çok kısa böyle bize isimlerini geçelim. Tabii ki. Yani bizim mesela peynirlerimiz var, en önemlisi. Peynirlerimiz, civil peynirimiz var, çaşırımız var mesela. Çaşır. Çaşır birçok insan da bilmez aslında. Bizde bir çaşır da gösterelim şöyle, arkadaşlara. Mesela Sebahat Hanım, hemen yanınızda bidon var, onu verin bana. Şu. Aynen. Bir yandan şöyle da çalıştırıyoruz yani. Onda evet da şey arkadaşlar, geçiyoruz. Bu da Erzurum çaşırı. Bu da sadece Doğu Anadolu ve Güneydoğu. Şimdi nedir, neye iyi gelir, nasıl tüketilir lütfen paylaşalım. Bu Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetişen bir üründür. Dağlarımızda, yani bu merkezde yetişmez. Tamamen evet, dağlık bölgelerden çıkıp tabiattan toplanıp katma değer oluşturan bu bir üründür. Bu turşu gibi mi? Bu şu an salamuradır, turşudur. Hı. Özellikle şeker hastası olan, yani birçok değişik cidden araştırılmış, üniversiteler sayesinde araştırılmış ve ispat edilmiş yararlı olduğu, birçok hastalığa şifa olduğu söyleniyor. Onun dışında ama en çok şu an şeker hastaları tüketiyor bunu. Yani bunu kahvaltıda, sabahleyin aç karnına, içerisinden kapak açılıp işte 2-3 tane tüketmek, sağlıklı bir birey illa hasta olmasına gerek yok. Evet. Normal her sağlıklı bireyin bundan 2-3 adet tüketmesi lazım. Evet. Ne var içeriğinde? İçeriğinde sadece tuz suyu, salamura yapılmış. Hı-hı. Diğer gerisi tabiattan neyse o. Evet, kendi doğanın yetişen bir bitkidir. Hı-hı. Doğanın vermiş olduğu bir mucize bu diyebilirsiniz. Bu bölgede mi yetişiyor? Doğu Anadolu. Bütün Erzurum, Doğu Anadolu. Tabii, Doğu Anadolu evet, bölgesinde tamam, ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin yüksek kesimlerinde yetişiyor. Anladım. Yani bu burada da yetişir. Örneğin Erzurum'un işte
her ilçesi, 18 tane ilçesinin hepsi Şirin ilçedir. Hepsini de bulabilirsiniz. Evet, Erzurum. Evet, Şirin ilçeleri. Bir de ben de yeni gördüm arkadaşlar. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşım da var mı bilmiyorum. Kuru kaymak. Kuru kaymağımız var. Kuru kaymağım evet. Şu an dolapta. Onu şöyle yapabilirim şurada. Çok ilginç bir lezzet. Çok da güzel. Balla birlikte tüketmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Kuru kaymağımız da bu efendim. Evet. Bunun içeriğinde ne var? Bize bu tereyağının kurutulmuşudur. Ha, tereyağının kurutulmuşu. Biz tereyağını bile kurutuyoruz yani. Burada nem olmadığı için. Evet. Neyi koyarsanız koyun kurur. Tereyağı bile bu, kuruyor. Ama buzdolabında muhafaza edilmesi tabii, gerekiyor. Tabii difrizde muhafaza edilmesi lazım. Bu normal sütü yani inekten sağılmış sütün kaynatıldığı zaman evde de olur. Başınıza gelmiştir. Evet. Tüp üstünde kaynattığınız zaman bir kaymak gelir evet. üzerine. Onu tandırda yapıyoruz biz köylerde. Evet. Tandır usulü kaymak deriz biz buna. Hı hı. O tepsiden kalan kaymağı kenara kaldırırız böyle ikiye bölerek. Bu şekilde normal hali yani böyle yarım ağ şeklinde. Arkadaşlar mutlaka bir gün bu kuru kaymağın tadına bakmanızı tavsiye ediyorum. Tabii balla birlikte muhteşem bir lezzet. Bunu küçük küçük doğrayıp evet, küçük küçük doğranıyor. Süzme balı içerisine böyle evet. bandırıp yerseniz. Bir de ispir cevizi. Efsane olur. İspir balı, ispir kuru kaymak ve ispir ceviziyle birlikte. Yani vermiş olduğum tarif de biraz şey olur ama bir atom bombası tarifidir. Evet. Çok enerjik bir üründür. Evet. Onu da yani sınava girecek öğrencilere aynen, en başta öğrencilere zihin tavsiye açıcıdır. Edelim. Zihin, sporcular olarak. İçin de geçerlidir. Evet. Yarı yolda bırakmaz. Yani evet. hiçbir bunları hep doğal ürünler. Tüketin. Doğalı tüketin. Yani evet. bugün bir çocuklara cips, çikolata yedirene kadar tabii. doğal yani onların tükettirin. Aynı zamanda da zararlı. İsterseniz aynen. onu dolaba koyun da fazla erimesin. Bizimle başka paylaşmak istediğiniz, gerçi burada epey bir yöresel ürün var. Şöyle de bir göstermiş şimdi olalım. Şimdi Seba Hanım, yöremizde özellikle çok fazla ürün tabii var. Ki, şöyle bak, dış tezgahı gösterirsen Osman. Şöyle gel kardeşim. Bak burada, şöyle buyurun Seba Hanım siz. Evet. Bak hemen burada, dinleyelim sizden. Tabii ki. Burada tarhın otumuz var. Baharatların piridir. Hmm. Ete çok mükemmel yakışır. Evet arkadaşlar. Tarhın otu bu ette mi kullanılıyor? Aynen. Ete ve çorbalara kullanılır. Tamam. Burada şu anda yeni sezon dut kurumuz var. Seba Hanım. Evet arkadaşlar. Dutla ilgili de bir öneride bulunmak istiyorum. Kuru dutu sıcak suda bekletip 5 dakika kadar bekletip suyunu içip de dutları da yerseniz boğaz enfeksiyonuna korona ilacı dut suyu diyebilirim. Aynen. Doğru değil mi? Evet. Onun dışında şu anda yeni sezon tamamen organik. Biz zerdali diyoruz. Evet. Kayısı kurumuz var ama mayhoş 10 numara bir lezzeti var. Şu nedir acaba? Şurada bir. O da kara pancar. Kara pancar. Evelik pancarı diyoruz. Evet. Bu da kabuklu fasulyemiz, yeşil fasulyenin hı hı. kurutulmuşudur. Evet. İşte dağ kekiklerimiz, armut kurularımız, elma kurularımız, ayva kurumuz. Yani çeşit bol. Evet. Bizim bir de meşhur, bak bir de meşhur şunu açalım. Ben yeşilciyim. Peynir. Bir de bizim meşhur yeşil peynirimiz evet, var. Evet arkadaşlar, bir de Erzurum'un meşhur şuflu yeşil peyniri var. Küflü peyniri var. Bunu da yemeden. Yani şöyle. Evet. 10 numara bir lezzettir. Özellikle yaz aylarında. Birinci sınıf antibiyotik. Penisilin iğnesidir. Penisilin, tabii ki. Evet. Tabii ki. Her onun, derde deva aynen. diyelim. Yani yöremizde ıhlamurundan tutun da her şeyine. Reyhanımız zaten başlı başına baharatların piridir. Evet. Yani her şeyi burada. Sevgili arkadaşlar, İspir'de yöresel ürünleri sizlere tanıtmaya çalıştık. Arkadaşımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bizimle son olarak paylaşmak istediği bir şey varsa buyurun efendim. Tabii ki. Seba Hanım, size de ayrıyeten teşekkürlerimi sunuyorum. Bir İspirli hemşehriniz olarak, yani zahmet etmek demeyeyim. Sizin için bir sıra-i rahimdir buraya evet. gelmek. Antalyalardan, o güzel Şirin Antalya'dan kalkıp memleketinize gelmişsiniz. Bizleri burada cidden onurlandırdınız. Bütün takipçilerinize de buradan cidden hepsine teşekkür ediyorum sizin adınıza. İyi ki varsınız. Çok teşekkür sağlık ederim. Ve esenlikle kalın. Herkesi bekliyoruz ilçemize. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar İspire'de Erzurum'a, Doğu Anadolu bölgesine, Erzurum'a ve İspire mutlaka uğrayın. Uğradığımız zaman da burada yöresel ürünler dükkanlarında gezin ve arkadaşımızın internet üzerinden arkadaşlarımız tabii size ki. Ulaşmak isterse lütfen buyurun bilgilerinizi de paylaşın. Instagram adresimiz İspir'den yöresel. Harici internet sitemiz de var. Online alışveriş de yapabilirler. İspir'den.com Tamam.
Herkese çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.